Karşı taraf onlara neler diyor. Hepsini ve daha fazlasını bu yayında konuşacağız. Ve karşılıklı olarak fikir alışverişleriyle konuyu aydınlatmaya çalışacağız. Öncelikle konu şu arkadaşlar. Jahreyn diyor ki kafalar geçmişten beri hükümetle iş yapıyor. Abi neden sadece senin yayında drop giriyor? <laughs> Özür dilerim. Hiçbir fikrim yok ama bende şu an drop yok. Talha çok bir şey kaçırmadın. Hükümetle iş yapıyor. Bu ilk değil, son da değil. Ama diyor, işte hepsini anlarım diyor. Şu an diyor bir mülteci problemi var diyor. Ve mülteci problemi varken Pakistan güzellemeye gitmek nedir diyor. Jahreyn'in beyanatı, Jahreyn'in kafaların üstüne gidiş şekli bu. Eee. Bu hususta da kafaların eski videolarını örnek gösteriyor. Hatta şöyle yapalım. Direkt olarak Jahre'nin e, kafalar hakkında yaptığı paylaşımlara bir bakalım. Sonrasında kafaların cevabını da bir izleyelim. E, bunu direkt benim videom üzerinden yapmayayım. Kendi videomu izlemekten nefret ediyorum çünkü yayınlarda. Bir bulayım önce bir saniye. Nerede abi bu? Çok mu aşağı indim acaba? Ya? 10 Mayıs. Yok çok aşağı inmedim. Heh buldum. Şimdi arkadaşlar şöyle. Bak gene yanlış yere gitti. Bu niye böyle oluyor ya? Heh. Bu akşamki yemeğimiz iktidarın YouTube'daki ayağı olan çocuklara iktidar güzellemesi yapan kafalar ekibi Fatih Yasin Resmi Atakan Özürt Bilelenci'yi etiketliyor. Daha önce beni sosyal medyanın en boş adamı olarak adlandırmış. Bu arkadaşlara bu zamana kadar bulaşmadım ama bardak taştı diyor. Şimdi bak şöyle söyleyeyim ben iki tarafı da tanıyan biriyim. Ben Jahreyn'le de tanışıyorum Ahmet abiyle. Kafalarla da tanışıyorum. Kafalarla zaten ne kadar yakın olduğumu herkes biliyor. Şimdi Ahmet abinin, Jahreyn'in e, bu zamana kadar bulaşmadım ama bardak taştı e, söylemi bence çok geçerli olmayan bir söylem. Bunu şuna istinaden söylüyorum. Yani amacım bu arada şey yani sokak ağzı söylüyorum göt etmek falan değil amacım. E, şöyle bir şey göstereceğim. Bulabilirsem eğer. Hatırlıyorum bir video da. Nerede bulacağım onu şimdi? Bir dakika dur. Şöyle bir yazayım. Ha Jare'nin kafalarla video çektiğim gün bitmişimdir demesine tepkisi var Vıtıcı'nın. Yani Jare'nin ilk defa şey yapmıyor abi. İlk defa kafalar hakkında açıklama yapmıyor veya ilk defa bulaşmıyor. Bunu söyleyeyim hani Ahmet abi. Bu, bu çok doğru bir açıklama değil. Ama sizin aranızda. Benlik bir şey değil. Ben sadece aklıma geldiği için söylüyorum. Devamında diyor ki kayıtsız milyonlarca sığınmacı ile uğraştığımız bu günlerde iktidarın PR krizini en azından gençler arasında dindirmek için yardımına kafalar ekibi koşuyor. Özellikle çocuk tecavüzü ve toplu tecavüz ile ünlü Pakistan'ı ifşa etmemin üstüne bu video hazırlanıyor diyor. Şimdi bu iddia doğruysa kafalar yüzde yüz haksız. Bu iddia doğruysa ben samimi söylüyorum videoda da söyledim az önce yayınladığım videoda. Bu iddia doğru mu değil mi ben bilmiyorum. Kafalar bu konuyla alakalı bir açıklama yayınladılar ve yayınladıkları açıklamada biz bu işi bütçeli yapmadık, biz bu işi ta Şubat ayından beri planlıyoruz dediler. Onu söyleyeyim. Ya şu kısmı aslında biraz taca çıkarmış gibiler. Hani bunun üstüne bu video hazırlanıyor, biraz taca çıkarmış gibiler çünkü daha yeni planladıklarını kanıtlamışlar. E, şey pardon, öncesinde planladıklarını kanıtlamışlar videoda kafalar. Üçüncü tweet, belli ki sosyal medya planları yapılmış, fonlar ayarlanmış ve ajanslar ile el sıkışılmış. Hepsi Pakistan güzelleyen fotolarla gelmekte olan videonun reklamını şimdiden milyonluk sayfalarında yapmaya başladılar. Genelde Twitter kullanmaz. Twitter kullandıklarına göre para büyük demiş. Jahreyn. Bu da ciddi bir itham. Bunlar sonradan görme açgözlü ve para aşığı tipler. 30 bin TL vermeden adınızın ilk iki, ilk iki harfini bile söyletemezsiniz. Öyle gözleri dönmüş ki 8-14 yaşındaki izleyicilerine Kıbrıs kumarhanesi ve şans oyunu öven 100 bin TL ile bir gün geçirmek videoları mevcut. Geçmiş bir olay. Geçmişten örnek verilmiş. İktidarla araları çok iyi olmasına rağmen bunu AKP bile sessiz kalamıyor ve bağımsız hukuk ufak bir ceza verip hükmün açıklamasını geri bırakıyor demiş. Benim bildiğim bu olay e, menajer üzerinden devam etti. Yani menajer yargılanmaya devam etti bu olayda diye biliyorum. Onunla alakalı da net açıklamayı kafalar yapar. Yani %100 emin olduğum bir konu değil sadece bildiğimi söylüyorum. Peki kendilerinin AK Partili olduğu kanısına nereden vardım? Daha önce para karşılığı AKP ile bir sürü video çektiler. Mesela Özaseki'nin kafalar grubuyla grafiti yaptık videosu AKP'nin gençliğe dokunma çabalarından iğne malandı bunlar demiş Şahreyn. Devamında da TBM'de bir gün nedense bu TBM videosunda sadece AKP'li bakanlar ve vekiller var ahaha demiş. E, 15 saniyeliğine bir CHP'li bakan da vardı galiba milletvekili vardı ya da tam hatırlamıyorum. 7. tweet bu. 8. tweet ve Gucci, Gupçik'in milyonlara heba ettiği Anka Park'ın tanıtımı için akçeli bir video çekti abilerim demiş. E bu ha Melik Gökçek. Gukçik ne dedim ben de ya. Sekizinci tweet bu. Ben açıkçası bana boşlemelerine pek takılmam. Sonuçta benden nefret etmeleri çok normal. Onuruyla ve gururuyla para kazanan insanların bu tip insanların insanlardan bu tip insanların tiksinmesi kadar doğal bir şey yok. Arkadaşların dolu işlerini size sundum kararı size bırakıyorum deyip 10. tweetinde de Pakistan övücü videoları gelmeden önce Atakan Özgürt'ün Üstadı Kadir Mısıroğlu ile basıldığı bu canlı yayın kesitini bırakarak bu adamlar hakkında yorumu sizlere bırakıyorum. Hep hayırlı yemeler hepinize afiyet demiş. Son olarak da Süleyman Soylu ile olan fotoğraflarını paylaşmış kafalar ekibinin Jahreyn. Bunun üzerine arkadaşlar e, ortalık yangın yerine döndü Amiyane tabirle, harbi yangın yerine döndü ama yani birçok e, Twitter muhalifi, Twitter muhalifi diyorum beni affetsinler yani Nick Nick hatırlamıyorum hepsini. Birçok Twitter fenomen hesabı konuya dahil oldular ve kafaları linçlediler. Hala da linç devam ediyor bu arada. Ya işin kafalar adına en sıkıntılı tarafı. Zaten bir önceki ateş hattını izleyenler bilir. Kitlelerinin bile kendilerini böyle eleştirdiği bir dönemde bu olay denk geldi. Şu an full bilinç var yani kafalara dair. Onu çok net söyleyebilirim. Şimdi kafalar bununla alakalı bir cevap videosu yayınladılar. Gelin o cevap videosunu bir beraber izleyelim. Onu da yani kafaların cevabını da izletmiş olayım sizlere. Sonrasında konuşmaya devam ederiz. Şöyle sesi açayım. Bir full HD'yi alayım. Hafif kısayım sesi tepki ekranımı alayım ve videoyu başlatayım. Kafalar ekibinin Pakistan'a gitmesi şu anda sosyal medyada gündem olduğu, insanlar bayağı bir linçlemeye başladı. Kafalar ekibinden bunlar bir video yapacak sanırım. Daha yapmamışlar. 9 Mayıs bugün atılmış, bugün paylaşılmış, daha dün paylaşılmış. Pakistan'a gidiyorlarmış. İktidarın YouTube'daki ayağı olan, çocuklara iktidar güzellemesi yapan Kafalar ekibi. Bütün Kafalar ekibine soruyorum. Kanka hepiniz evli barklı adamlarsınız. Böyle güzel bir ülkeye İnsanların bu kadar güzel olduğu bir ülkeye neden eşlerinizle gitmediniz ya? Onları niye götürmediniz bu tatilinize acaba ha? Yani yaptığımız şey ben muhalifim demem gerçekten değerli bir şey. Sokakta. Sakin olayım, sakin. Hayır. Sen <laughs> hafız Yok <gülüyor> sinirleniyorum ya. Vallahi sinirleniyorum. Ama yok. Kanka tutamıyorum olur kendimi şey ya. ya. Yarın öbür gün. Oğlum benim şiralara şey şey gelince ben hayatımı Bilmiyorum. buraya vermişim. İnsanların gerçekten ya çok kötü bir şey ya. Bu Allah. çok kötü bir görüntü. Bak bu çok kötü bir görüntü. Çok kızdım burada ben mesela. Arkadaşım olarak değerlendirdim ve bu pozisyona çok kızdım. Ya şu kare çok kötü bir kare. Entertainment içerik üreten bir insanın e, ağlarken görüntü vermesi bence çok kötü bir durum. Bu arada kötüden kastım aşağılık maşağılık anlamında söylemiyorum bunu. Yanlış anlaşılmasın. Kariyerine zarar verecek bir görsel. Yani ben Bilmiyorum ben Cem Yılmaz'ın mesela hiç gerçekten ağlarken bir görüntüsünü görmedim. Varsa da görmedim. Bak benim hafızama kazınmamış ama Fatih'in şu görüntüsü hafızalara kazınacak. O yüzden güzel bir görüntü değil. Çok kızdım şu görüntüyü verdiği için. İzlerse izliyorsa bir yerden denk gelirse de bu yayına söyleyeyim açık açık. Şu görüntüye ben çok üzüldüm ve kızdım Fatih. Çocuğun ölsün, karın ölsün bilmem ne. Ben hayatımda bu, ben bunun için mi yaşıyorum? Bunun için mi yaşıyorum? Gerçekten anlamıyorum ya. Tamam, çok doğru bir boşalmamız Uyuyup lazım. Ben zaten. uyuyamadık bile. Yarın bir gün lazım. bu iftiralarla, hiçbir kanıta dayanmayan belgelerle bizim buraya gelip oradaki iğrenç insanların yaptığı işleri bizim burada güzelleştirmeye e, çalıştığımızı e, iddia eden insanlar. Yarın bir gün ülkemizde hiçbir şekilde yapmadığımız düşünen olay bize arkamızdan bir bıçak, karanlık bir köşede bile bir herhangi bir şey yapıldığında vicdanınız rahat edecek mi? Edecek mi ya? Bizi böyle bir şeye malzeme etmek mi? Nasıl bir vicdan? ya? Ne, neresi, neresi bu Ne ya? Bizi bir tarafa sokmak zorunda mısınız arkadaşlar? Tarafınız baksın, siyasetiniz baksın. Siyasetiniz... Evet kafaların açıklaması bu şekilde ve diyorlar ki 9 Mayıs 2022 tarihinde çektiğimiz hiç ve hiçbir siyasi güçle bağlantısı olmayan Pakistan videomuz yarın yayında olacaktır. Çevisi çıkmış sosyal medya dünyasında üzerimize oynanan bu zorlu süreçte bize inanan güvenen ve destek olan herkese sonsuz teşekkürler diyor. Ve videoyu kapatıyor kafalar kanalı. Ee, kafaların videosu bu şekilde yani şu anda mevcutta benim gördüğüm 353 bin izlenmiş 35 bin like var dislike'ı göremiyoruz artık gören bir program varsa çete yazın benim haberim yok ee, cidden yok lan bu arada şimdi kaç yıllık youtubersın nasıl haberin yok demeyin harbiden hiç merak etmediğim için kurcalamadım öyle bir uygulama var mı diye ee, gelen yorumlar ama kötü onu söyleyeyim ya. Yani mesela saniyenin bir yorumu var sıkıntı şu ki kimse sizi planlı ve örgütsel linçlemedi 3 kafa dünyanın en normal ve doğal gelişen lincini yediniz ortada büyük bir oyun yok demiş Yine aynı şekilde başka YouTuber'ların da yorumları vardı. Şu an göremiyorum. Büyük ihtimalle altlara düştü. Ee, yani Durum bu. Yorumların ama büyük bir çoğunluğu kötü. Onu söyleyeyim. Zaten en başta da söylediğim gibi kafaların kendi kitlesi tarafından bile eleştirildiği bir döneme denk gelmiş olması onlar adına en büyük sıkıntı. Ee, net bir şekilde. Biz de kendi kanalımızdan şöyle bir video yayınladık. Şimdi tekrardan e, açmak ve kendi videomu kendi yayınımda izlemek istemiyorum. Bu yüzden açmayacağım ama kendi düşüncelerimi söyleyeceğim. Benim düşüncem şu arkadaşlar. Şimdi burada bence insanlar yanlış konuyu değerlendiriyorlar. Yani burada eleştirilmesi gereken konu ki Bilaller de bence mevzuyu yanlış anlamış. Yani kafalar da yanlış anlamış. Şimdi şöyle bir durum var. İnsanların eleştirdiği konu Pakistan'a gidilmesi değil. Pakistan'a bütçeli gidildiğinin iddia edilmesi. Yani bence insanların takıldığı nokta bu. Bilal mesela yayınında diyor ya pardon kumpasatlı videoda diyor ya hani biz hep yapıyorduk bunu falan öyle. Ya insanlar gittiğiniz ülkeyi eleştirmiyor Bilal burada. hani Bu iş bütçeli ise bütçeli olmasını eleştiriyorlar. Siz de bütçeli değil diyorsunuz. Açıklama yapıyorsunuz. Şimdi karşı taraftan Jare'nin Instagram'dan cevap mı verdi? Bir dakika bakalım. Görmedim ben. Yemin ederim görmedim. Direkt yayını açtım ben videodan sonra. Bakayım hemen bir. Nerede? Şimdi arkadaşlar, Heh. bir siyasi partinin ve bu ülkenin 20 yıldır başında olan hükümetin partisi, AK Parti'nin bu kadar paralı işini yapan, viral işini yapan insanların ülke bu hale gelirken, bu ülkenin gençliği bir bilgisayarı alırken, bilgisayara geçen bir hobisini yaparken, acılar içinde sürünürken hala bu partiden viraller alıp, paralarını saymaya devam eden, kendi izleyici kitlesine, kendi takipçilerine saygısı olmayan insanların çıkıp da siyasetiniz batsın hü diye ağlamaya hakları yoktur. Eğer arkasında duruyorsanız, virallerini alıyorsanız, para sayma makinesinde bu virallerin parasını sayıyorsanız gayet güzel sorumluluğunu da üstüne alacaksınız kardeşim. Tamam mı? Arka, ıı, Devamında başka bir şey paylaşmamış. Tamam. Ya şimdi Jahreyn aynı şeyi söylemiş. Jahreyn para karşılığında viral yapıyorsunuz demiş. E, tepkiyi de üstlenmek zorundasınız demiş bu işi yapıyorsanız demiş. Eğer doğruysa haklı bir eleştiri. Ama doğru mu değil mi onu bilmiyoruz. Yani kafalar doğru değil diyor. Jahreyn, kafaların doğru değil dediği yerde Jahreyn'in de doğru olduğunu kanıtlaması gerekiyor. E, Pakistan işinin bütçeli bir iş olduğunu kanıtlaması gerekiyor. Yani yanlış anlaşılma olmasın. E doğrudur değildir. Ben bilmiyorum. Şimdi gelelim Kadir Mısıroğlu konusuna. Kadir Mısıroğlu ile alakalı kısmı ben kendi videomdan bir açayım. O çünkü benim videoda vardı onu kesti. Bir saniye. Şurası. Şöyle size de vereyim. Bir açıklama yapıyor. Hatta onun da kestiğini vereyim mi sizlere? Bir beraber izleyelim. Bu chatte sürekli bu Kadir Mısıroğlu'na abonesin falan filan diyorlar Atakan senin için. Sürekli onu spamlıyorlar. Bilgin var mı kanka bununla ilgili? Kadir Yoksa Mısıroğlu kim onları. ya? Kadir Mısıroğlu kim ya? Evet. Ee, biraz sıkıntılı bir söylem olmuş. Çünkü Sörcü'ne baktığı zaman Atakan Kadir Mısıroğlu'nu daha önce arattığını görüyoruz. Şimdi bak ben burada eee Objektif bir şekilde değerlendireceğim ama diyeceksiniz ki birçoğunuz arkadaşını savunuyorsun. Tüm samimiyetimle söylüyorum arkadaşımı falan savunmuyorum. Sadece size Atakan'ın kendi karakteristik yapısını anlatıyorum. Atakan bir videoya denk gelir. Videoyu çok komik bulur takip eder. Atakan bir videoya denk gelir. O videoda söylenilen bir şey çok hoşuna gider takip eder. Atakan'ın şu aratmalarında mesela Kadir Mısıroğlu Atatürk olsaydı o zaman derdim ki Atakan yalan söylüyor. Ya muhtemelen gerçekten bak tüm samimiyetimle söylüyorum Kadir Mısıroğlu'nu tanımıyor bile bak çok net söylüyorum tanımıyor bile ve yine videoda söylediğim şeyi söylüyorum bak Kadir Mısıroğlu'nu seven Kadir Mısıroğlu'na saygı duyan bir insanı bir gün savunursam bir gün o insanı seversem o gün öleyim sabahına çıkmayayım o günüm ben tamam mı Kadir Mısıroğlu'nu seven insana da saygım yoktur seven insanı da sevmem daha nasıl söyleyebilirim bunu? Ben Atakan'ın Kadir Mısıroğlu'nu sevebileceğine yüzde bir bile ihtimal vermiyorum. Muhtemelen tanımıyor. Bak muhtemelen tanımıyor. Ya da bana kendini çok yanlış tanıtmış Atakan bugüne kadar. Beni çok güzel kandırmış. İki seçenek var. Niye diyeceksiniz? Abi Atakan'ın bak abartısız söylüyorum. 5-6 yıldır 4-5 yıldır tanıyorum ben Atakan'ı. 2 yıldır falan 2 yıl 3 yıldır duvar kağıdında ben hep Atatürk'ü gördüm. Atakan'ın evinde Atatürk'ün en sevdiği türkülerden oluşan plak vardı. Biz bu adamla dalga geçiyorduk bu yüzden. Lan plak dinleyen adam mısın sen? Bunun burada ne işi var diyorduk. Şimdi durum buyken Atatürk'ten bu kadar nefret eden keşke Yunan kazansaydı denilen e, Kadir Mısıroğlu'nu sevme ihtimali olduğunu düşünmüyorum. Ha, seviyorsa da bana kendini çok yanlış tanıtmış. Yani bunun açıklamasını Atakan yapabilir. Bak Ataberk abi de konuştu Atatürkçü olduğunu söyledi. Abi öyle çünkü Atakan öyle. Atatürkçü bir çocuk Atakan. Ya Kadir Mısıroğlu'nu sevme ihtimali benim gözümde yok ya seviyorsa da söylüyorum bak kimseyi korumuyorum ben Kadir Mısıroğlu'nu seven bir adamı asla korumam seviyorsa korumuyorum Kadir Mısıroğlu'nu seven insana da sevmem bunu da tekrardan söylüyorum ama yani Kadir Mısıroğlu'nu e, eğer seviyorsa Atakan ben Atakan'ı çok yanlış tanımışım demektir yanlış tanıma sebebim de bana kendini yanlış tanıttırmak istediği içindir bana demek ki oynamış derim bak ciddiyim şu olay Fatih'in başına gelse farklı konuşurdum. Derdim ki bak %100 Fatih bana kendini yanlış tanıtmış derdim. Ama bu Atakan gerçekten bak şaka yapmıyorum saftirik e, şimdi salak diyeceğim yanlış anlaşılacak. Saf salak bir çocuk Atakan. Bak harbi diyorum bunu yemin ederim size ya arkadaşım olduğu için söylemiyorum. Tanıdığım için bildiğim için söylüyorum. Korumak için söylemiyorum yani içgüdüsel olarak korumuyorum onu. Gerçekten saf salak bir çocuk bu. Abi bu adamın bir zamanlar. Instagram'ında tonla takip ettiği insan vardı. Hepsinin bir videosunu komik bulduğu için takip etmişti. Bir gece biz hep beraber toplandık. Kafalar ben o zamanki kız arkadaşım falan toplandık. Bu adamın tanımadığı ama takip ettiği bir video yüzünden takip ettiği insanları unfollow ettirdik. Karakterini düş şey takip ettiği insan sayısını düşürdük. Ya Ekrem'e im imamsın. Lan ne yalayacağım oğlum arkadaşım? Niye yalayayım? Niye yalayayım? Mal mısın? Evet, bir ha bu videoda bu arada saçmalıyor Atakan onu söyleyeyim bak. Bu videoda saçmalıyor. Ne, nasıl saçmalıyor onu da anlatayım. Kadir Mısıroğlu'nda bir sıkıntı olduğunu anlıyor içgüdüsel olarak. Bak bunu özellikle yayın yapmaya başladıktan sonra ben daha iyi anlayabiliyorum. Ee, bir sıkıntı olduğunu anlıyor Kadir Mısıroğlu konusunda. Bu sebepten dolayı eli ayağına birbirine dolaşıyor tamam mı? Nasıl çevireceğini şaşırıyor. Bak nasıl çevireceğini şaşırıyor burada. Ona %100 katılıyorum. Yok hani nasıl abone olmuşum, parayla mı abone Oralarda kıvırıyor Atakan. O doğru. Yüzde yüz doğru o. Gel aşkım. Üstad kadınısı YouTube kanalı sayesinde. Ya bunu da şunu anlamadım ben burada sadece. Ee, bilmediğim için soruyorum ha. Harbiden bak YouTuber'ım ve bilmiyorum. Burada abone değil gözüküyor kanala. E çünkü abone ol butonu şey. Aktif. Ama burada abone gözüküyor. Bu nasıl oluyor? Farklı bir kanalına mı abone acaba? Bunu anlamadım ben. Harbi anlamadım şu kısmı. Bilen varsa cevaplasın chatte bu arada. Abone DC evet. geldi. Tamam. Açalım hemen. Yok, Glarung tamam. hoş geldin. Aa, hoş bulduk. Merhaba. Yani İyi yayınlar. Teşekkürler. Buraya da yayın vereyim bir saniye. Ya ben şey için hmm, rahatsız ettim. Evet. Kendi elime de geçeceğim ama çok bir şey merak ettim. Ha. Ancak senden öğrenebilirim. Evet. Bunun e, Jahre'nin iddia ettiği şekilde viral olup olmadığını onlar söylemediği sürece anlamanın bir yolu var mı? Video. Ama videoda bu saatten sonra dönebilir derler. Yok. Ama vi Yok. sen Yok. Yani videonun, bakıp videonun içeriğine bakıp anlayamazsın. Ya yani şöyle bak şimdi ben komplo teorisyenleri gibi konuşmak durumundayım. E, kafaları korumadığımı da buradan anlayabilirsiniz. Şimdi bu iş bütçeli ise bile bu kadar tepkiden sonra e, bütçesiz bir işmiş gibi yayınlanmak zorunda. Tamam mı? E, o yüzden e, hiçbir şekilde videoyu izleyerek anlayamazsın büyük ihtimalle. E, ama ya bu da ciddi bir itam. Kafalar buna iftira diyor. Ben itham diyorum. Kap ya bunu Jahre'nin açıklaması gerekiyor. Kanıtlaması gerekiyor ya da artık bilmiyorum. Ya banka hesapları olabilir. Bir şekilde açıklanması gerekiyor bu durum. Video ile anlaşılacak bir konu değil. Bu saat itibariyle. Peki bilmediğim için sorayım Viral sahipleri bunu açıklıyor mu genelde? Yani işi, mesela hangi atıyorum İçişleri Bakanlığı Benim, ya. benim devletle iş yaptığım dönem aracı ajans olan gayri resmi hesap vardı. Ve bizim orayla yaptığımız işlerde kamera arka görüntüleri ya da daha doğrusu başka bir video çeşidi de, aynı videonun başka türlüsü de, onların hesaplarından yayınlanıyordu. Ama şu anda bu işleri hangi ajans yapıyor ya da bu bir ajans videosu mu bilmiyorum. Eğer ajans videosuysa veya aynı ajans yapıyorsa, normal şartlarda oradan da kamera arkası çıkıyor. ama bu saatten sonra çıkmaz yani. Bu saatten sonra yakalayamazsın onu, öyleyse bile. Peki sen bir içerik, ya bu soru biraz şey diyeceksin. Yok sor, istediğin şimdi. gibi sorabilirsin. O, o sor. Sen bir içerik üreticisi olarak evet. sebep her ne olursa olsun bugün Suriye, Irak, Pakistan'a gidip bir video çeker misin? İçerik üretir misin? Propaga veya nereye dönüşeceğini öngöremez misin? bunu? Şöyle cevap vereyim. Propaganda bir parti övmesi veya bir parti aşağılaması yoksa eğer içinde ve nitelikli bir içerikse yani benim hoşuma gidecek bir içerikse her şeyin başında. Afrin videosu gibi bir savaş tecrübesi elde edeceksen ve hiçbir partiyi övmeden, gömmeden hiçbir propaganda içermeden savaşın kötü bir şey olduğunu aktarabileceksem kabul ederim. Ama Sadece bir partiyle yapılan bir işse bir amacı yoksa nitelikli bir video değilse, tamamen iş olarak yapılacak bir işse reddederim. Reddettim de bu arada. Ben, en, ben son, en son en son Afrin işinde devletle iş yaptım. E, Afrin işinden sonra hiçbir şekilde devletle iş yapmadım ben. Tamam mı? Ve bana da bu arada şey gelmedi hiç. Propaganda yapar mısın? Al bu kadar para mı diye bir teklif de gelmedi bu arada. Onu da söyleyeyim yani. Ama Gelen mesela davetler oluyor, e, ricalar oluyor, onlar oluyor, bunlar oluyor. Ben dahil olmuyorum, kendi adıma bunu söyleyebilirim. Ya çünkü niye biliyor musun mesela bir aydır ortalık şeyle çalkalanıyor. İşte Pakistanlı bir. Ya ben biri Pakistan yine... ha, sorduğun soru buysa ben Pakistan'a gitmem abi. Bu bütçe... Yine işte, aynen, ha. bütçe bazında olan bir şey değil. Yani ben Pakistan'a yani... nasıl giderim biliyor musun? Ben Pakistan'a Ruhi çenet gibi gitmek isterim. Söylüyorum, bak tüm samimiyetimle abi nasıl anlatabilirim size? Daha geçen gün ölümden dönen annemin üzerine yemin ediyorum Atakan'ın ben Kadir Mısıroğlu'nu sevdiğine ben ben bak sevmiyordur demiyorum seviyordur da demiyorum ben inanmak istemiyorum inanmıyorum. Çünkü ben bu adamı tanıyorum bu malı biliyorum ben yani bu çocuk saf salak bir çocuk. Zaten afallıyor videoda çok belli halbi hareketlerinden evet hata yapıyor videoda diyor ya mesela nasıl yani parayla mı abone olmuşum diyor. E tabii ki biliyor Atakan aboneliğin parayla olmadığını, onun katıl diye bir buton olduğunu. Ama afallıyor çünkü neyi anlıyor biliyor musun? O da yeni bir isim değil, o da kaşarlaşmış bir isim sosyal medyada. Kadir Mısıroğlu bu kadar çok çete yazılıyorsa burada bir sıkıntı var diyor Atakan. Sıkıntı olduğu için de konuyu savuşturmaya çalışıyor ama konu savuşturulmuyor. E üstüne gittikçe de gidiliyor. Daha nasıl anlatabilirim bunu size? Ben... Canlı yayında mı abone oluyor? E, hayır hayır abone olduğu canlı yayında ortaya çıkıyor. Ya uzaklaştıramıyor konuyu kendisinden. Ve abone olma şekli de muhtemelen bak anlattığım gibidir. Bir videosu denk gelmiştir. Osmanlı üzerine bir şey üzerine herhangi bir şey üzerine bir videosu denk gelmiştir. Yorumları hoşuna gitmiştir. Takiplemiştir. Tamam mı? Atatürk hakkındaki düşüncelerini falan bilse takip etmez. Bu çocuk salak değil. Yıllardır bu işi yapıyor bu adam. Hani kişisel hesabını açmaz burada zaten böyle kanalları takip ediyor olsa. Eli ayağına dolanıyor. Evet katılıyorum yani. Ben gördüğümü yorumluyorum bu arada. Eğer savunma gibi bir şeyim varsa yarına çıkmayayım ya. Çok net söylüyorum size ya. Ben Manen dışarıdan mi? olarak şu an savunduğunu zaten hiç düşünmüyorum. Ya neyi az savunacağım önce... abi? Neyi savunacağım? Kadir Mısır ya... savunursam eğer bir gün öleyim diyorum. Daha ne diyeyim ya? Ya zaten arkadaşını korumak olsa mesela az önce bütçeliyse yanlış dedin. Yani yüz yüze bakmazlar Hani bakmazsın normalde Eleştiri abi, var mı? Yani içinde. sen beni biliyorsun mesela Mert dışarıda yani benim ne kadar muhalif olduğumu da biliyorsun. Burada şimdi muhalifim muhalifim diye de e, sürekli söyleyip duruyorum saçma sapan bir konu olduğu için. Bence Ahmet abi de biliyor, şey bak Cihre'in de biliyor benim ne duruşta olduğumu. Benim savunmak gibi bir olayım yok abi. Herkes kendini savunsun. Geçtik oralar artık. Ben, i̇şte ben gördüğünüyorum dedim tek merak ettim. O da yakında çıkar mı bilmiyorum. Yine seni takip ederim bu konuda. Bu işin kanıtlı bir şekilde hani bütçe işi olup olmadı. Ya o, onu ben çıkaramam abi. Onu çıkaracak olan Jahre. tabii ki sen çıkaramazsın da yani. <laughs> Belki onlar söyler vesaire. Ya iddiada bulunan kişi Jahre'in. Jahre'in ortaya çıkarabilir onu. Çünkü onun kulağına nereden gitti? Neye istinaden böyle bir e, yargıya vardı? Belki de geçmiş videolardan dolayı böyle bir yargıya varmıştır bu arada. Orada olabilir. Peki kanıtlanırsa ee, en başta sen olmak üzere birçok kişinin söylemleri daha da ciddileşir değil mi? Videoda, videoda cevabımı çat diye söyledim. Evet. Gördüm. Evet. Direkt söyledim yani. Eğer bu iş bütçeli bir işse yaptıkları çok yanlış bir şey. Çok yanlış. Keşke yapmasalar. Ya arkadaşlarım, kardeşlerim dediğim insanların bütçeli bir şekilde bunu yapmış olması bana utanç verir. Ya daha ne istiyorsunuz? Ne demek bekliyorsunuz benden? Küfür mü edeyim yani? Küfür edersen bir tatmin olacaksınız? Teşekkür ederim öpüldüm. Devam edelim şuna bir. Ben <laughs> hiç abone değilim ki. Evet Bilal abi sen de. bir şey değil. demişler ben anlamadım. Bilmiyorum ki. Aynen evet. aynen solda bak Atakan abi solda Üstad Kadir Mısır Bak şu an mesela e, Discord'larındaki kişi diyor ya aynen abi bak sol tarafta Kadir Mısır oldu gözüküyor falan diye. Bak Atakan darlanıyor. Tamam mı? Çünkü bak bir sıkıntı olduğunu anladı Atakan darlanıyor konuyu kapatacağını Discord'daki kim bilmiyorum üstüne gidiyor konunun dallıyor şu an atakanı bu konu ya jest ve mimiklerinden anlıyorum oğlum arkadaşım adam benim yani yazıyor bak YouTube'unda oradan aboneymişsin tamam. ha. nasıl kendi bak, kendi bak. şeyimden mi abone olmuşsun evet, bak evet. savuşturamıyor şu an konuyu da abone olmuşsun ya bu konu Burak Güngör'ün başına gelse Burak Güngör savuşturur bu konu Cahreyn'in başına gelse Cahreyn savuşturur ama bu adamlar entertainment içerik üreten adamlar bu adamlar savuşturamaz abi bu adamlar bu konuda çok tecrübeli insanlar değiller. Ya yani sürekli her Allah'ın günü linç yiyen insan değil bunlar. Bunlar iyi yorumlara alışmış insanlar. Anladın mı? O yüzden savuşturamıyor burada. Çok da belli yani savuşturamadı. <laughs> ben bunlara nasıl haber oldum? Dur dur nasıl haber olmuşum ben bunlara? Para mı verip abone olmuyor? buralarda tabi sıkıyor. Kanka, normal izlerken abone olmuşsun demek ki. i̇zlemişimdir abone olmuşumdur. yani ne, ne var bunda ki? Şimdi arkadaşlar burada bütün dürüstlüğümle söylüyorum. Spiderman Spiderman'e bakıyor neyse hadi devam etsin. Tüm samimiyetimle. Ya şey. gerçi buraları ben yorumladım ya buralarda devam edecek bir şey yok tamam. Olay bu.